Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Kümeste mevzu var. Kümesin, yani karışık sürünün lideri kim olacak? Şu an liderlik seçimleri var. Viyandot horozumuzla Bram horozumuz şu an pozlarını paylaşıyorlar. Bak bak. Muhtemelen şu an Bram horozumuz galip geldi. Zaten galip geleceği belliydi. Kümesimizin eski horozu yani. Neticede. Bırakın da gelsin değil mi? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Geçen buraya naylon yapmıştık. Tavuklar sağ olsun. Şunlar dışarıdakiler. Naylon yiyorlar arkadaşlar. Naylonu görüyorsunuz. İçinden geçmişler. Ya naylon yemek nedir ya? Naylon yediler maalesef. Evet arkadaşlar. Sonra bugün yeni holluk yaptık bidondan. Bu şekilde. Burayı biraz daha düzenlemiş olduk. Sonra iki tane de aynı şekilde ördeklerimize yaptık. Çok basit bir şekilde holluk yaptık. Bidonların arka kısmını açtık ve yan konumda horozlar şu an izin vermiyorlar. Hepsi aynı anda ötmeye başladı. Evet, yan konumda bidonlarımızı yan konumda yerleştirdik. İçlerine de ağaç talaşı koyduk. Bakalım yeni holluklarına alışabilecekler mi? 3 tane burada var. 2 tane de ördeklere. 5 tane bidonla yapmış olduk arkadaşlar. Daha sonra bir de şurada var holluğumuz. Genelde burayı seviyorlar. Hatta zaten bugün de 2 yumurta yaptı. Havalar soğuk olduğu için yumurta verimi düştü. Tabii eksilere kadar indi hava gece. Gündüz de sadece şu son 2 gündür bir tık iyi. Onun dışında havalar gerçekten çok soğuk. Karlar da bayağı kalkmaya başladı. Evet arkadaşlar, kümesimizdeki son durum bu şekilde. Bugün vaktimizi şu holluklarla geçirdik. Bu hafta sonunda bu şekilde değerlendirmiş olduk yani. Çünkü holluğa gerçekten ihtiyaç vardı. Burası akıyordu. İçerisindeki tahta holluk altı çökmüştü. Yani bayağı kötü konumdaydı. Ama bu şekilde bayağı iyi oldu ya. Su da geçirmez içerisine. Tavuklarımız da rahat bir şekilde yalnızca, inşallah hepsi bir araya girmeye çalışmazlar. Yalnızca burayı tek tek güzel bir şekilde kullanırlar. Ördekler ne yapacak bilmiyoruz yani. Onlara da iki tane yerleştirdik ama bir tane de kümeslerin içinde var. Onlara da onun çok, çok hoş görünüyorlar. Arka kuyruklarını açmış. Suya doyamıyor bizim kara. Onun çirkin ördek yavrusu biliyorsunuz arkadaşlar. Yavruyken siyah geldi. Hepsi beyazdı, onu dışarıdan aldık. Bir renklilik olsun diye. O bizim Pekin ördeklerimizin arasında çirkin ördek yavrumuz. O şekilde kaldı adı. Herkes onu öyle bilir. Onun dışında bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir video olsun. Hollukları göstermek istedim.
Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.